Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 2020 yılına ait devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavı sorularını çözmeye devam edeceğiz. Hatırlarsınız geçen ders 10. soruda kalmıştık. Bu dersimizde de geri kalan kısmını tamamlayacağız ve ünitemizin, dönemimizin, birinci dönemin hem genel bir tekrarını yapmış olacağız hem de devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavında çıkan soruların neler olduğunu beraber inceleme fırsatı bulacağız. Şimdi hazırsanız 11. soruyla kaldığımız yerden dersimizi işlemeye başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, geldik 11. soruya. 11. soruda yukarıda bir metin verilmiş. Önce sorumuzu okuyalım, sonra da metne bakalım. Bu metinde Osmanlı kültürünün özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diye bize soruluyor. Beraber şöyle incelediğimizde, konuşan sözünü pek kısa tutar. Dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkat halindedir. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmet ile onların haklarına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Bu metinde Osmanlı kültürünün özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır diye bize soruluyor. A seçeneğinde dayanışma. Güzel bir özelliğimiz, bizim toplumumuzda çok yaygın uygulanır ama burada dayanışmaya çok da örnek verebileceğimiz bir durum söz konusu değil. B saygı. Saygı olabilir. Bunun yanına bir nokta koyduk. C seçeneğine baktım. Temizlik. Temizlik de Türk milletinin çok temel özelliklerinden biri ama burada temizlikten çok da bahsedildiğini söyleyemeyiz. Onu da geçelim. D seçeneği çalışkanlık. O da burada bahsedilmiyor. Hemen beraber baktığımızda evet, aradığımız seçeneğin saygı olduğunu görüyoruz. Bakın, karşılıklı hürmet, haklarına riayet etmek, herkes birbirini dinler. İşte bu durum saygının en temel özelliklerinden biridir sevgili çocuklar. Evet, 12. soruya bakalım. Gelişmeler verilmiş ve bu gelişmeler aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? Osmanlı Devleti'nde Takvim-i Vekayi gazetesinin çıkarılması, ilk Türkçe eser basan matbaanın kurulması gelişmeleri aşağıdaki alanların hangisiyle ilgilidir? A. Ekonomik. Arkadaşlar, bu matbaa bir iş kolu, bir sektör, para kazandıran bir durum olduğu için ekonomik diye düşünebilirsiniz ama burada daha başlangıç aşamasında olan bir yapıdan bahsediliyor ve bunun çok da ekonomik getirisinin olduğunu düşünmüyoruz. Artı ilk defa bir gazetede çıkarılıyor. Bu ekonomik değil. Geçtik bunu. B seçeneğine bakalım. Askeri. Gazete çıkarılmasının askeri güçle, askeri etkiyle bir alakası yok. Olamaz da zaten. Onu da eledik. C seçeneğine baktım. Kültürel. Bakın arkadaşlar. Bu tarz sorular 8. sınıfta da karşınıza çok sık çıkacak. Özellikle kültürel ve sosyal kavramları çok birbiriyle karışabilen kavramlar. Ben bu tarz sorularda şu şekilde bir düşünürüm. Kültürlü insan ne yapar? Kültürlü insan kimdir? Çeşitli konularda fikir sahibidir. Okur, her konuda okur, kendini geliştirir. Biz bu tarz insanlara fikir danışabileceğimiz, sorduğumuz konular hakkında 3 aşağı 5 yukarı her konu hakkında fikri olan, bazı konuları derinlemesine bilen, entelektüel bir birikime sahip olan kişilere biz kültürlü insan diyoruz. Ve kültürlü olmanın en temel gereği de okumaktır. Burada verilen örneklerde ikisinde de okumayla alakalı. Bakın, bir gazete çıkarılması, bir Türkçe eser basan matbaanın kurulmasını örnek veriyor. Bunlar toplumun kültürel birikimini arttıran faaliyetlerdir. Arttırmak amacıyla kurgulanmış olan faaliyetlerdir ve kesinlikle bu sorunun cevabı kültüreldir. Sosyal olsaydı seçenekler arasında seçebilir miydik? Bir bakıma, fakat toplumun her kesimi, yani sosyal dediğimiz zaman insan ilişkilerinden bahseder sosyal kavramı. Sosyal olan her varlık, herkes, bütün insanlar kültürlü değildir.
bu, o bağlamda düşündüğümüzde buradaki cevabımız C şıkkıdır. Mimari kavramı zaten konuyla hiç alakası olmayan bir kavram. O yüzden seçeneğimizi hemen işaretleyelim. Geliyoruz 13. soruya. Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan, günümüzde Şanlıurfa sınırları içinde bulunan kazı alanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, A seçeneğinde Çayönü verilmiş. Biz Çayönü kazı alanının Diyarbakır'da olduğunu biliyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. Göbekli Tepe. Bir nokta koyalım onun yanına. C'ye baktık, Hacılar'ı gördük. Hacılar da Kayseri'de bulunan bir kazı alanı, bir antik yerleşim yeri. D seçeneğinde de Çatalhöyük var. O da Konya'da bulunan bir yerleşim yeri. B'ye geri döndüğümüzde Göbekli Tepe, çok zaten adı sürekli gündemde olan, tarihi günümüzden 12 bin yıl öncelere dayanan, bütün dünyanın bilinen tarihini baştan değiştiren çok muazzam bir yapı, muazzam bir yerleşim alanı ve Şanlıurfa'da bulunuyor değerli arkadaşlar. Çizgi filmleri, dizileri de var Göbekli Tepe'nin. Daha çok da işlenmesi gereken, çok da anlamamız gereken bir yer zaten. Kazılar daha bitmedi. Hatta bilim insanlarının söylediğine bakılırsa henüz daha çok küçük bir bölümü kazılmış Göbekli Tepe'nin. Daha çok kazılıp çok bulunacak alan var. Biz de bunları, bu süreci çok merakla bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımızı verdik. Hemen 14. sorumuza geçelim. 14. soruya baktığımızda yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle diyor, aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir? Öncelikle. Evet. A. Maden çeşitliliğine. Madenler insanları etrafına toplayan önemli bir olaydır, önemli bir durumdur aslında. Maden kaynaklarının olduğu yerlerde insan nüfusu da fazladır. Çünkü işlersiniz onları, işte yer altından çıkarılır. İş sektörüdür, iş koludur her şeyden önce. Ama yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu için madenler henüz çok da tanımlanmamış bir olay. Tanımlanmamış bir durum, çünkü işlemeyi de bilmiyorlar. Henüz yeni yerleşmeye başlamışlar. O yüzden bunu çok da önemsediklerini sanmıyorum. B'ye bakalım. Engebeli araziler elbette ki değil. Engebeli araziler burada yanlış bir seçenek. Çünkü kim gidip dağlık bir yere yerleşmeyi tercih eder ki düzlük alanlar dururken? Bu da yanlış seçenek. Bunu da eledik. C'ye baktık. Zengin ormanlara. Ormanlık alanlar da değerli arkadaşlar, evet çok güzeldir. Ormanları çok seviyoruz. Ama ormanlık alanlar insan yaşamı için uygun değildir. Bir kez çok ormanlık, çok fazla ağaç var ve bu ağaçlar insanların rahat hareket etmesini engeller. Yerleşik yaşam kurmak isteyen insanlar için işte buradaki vahşi hayvanlar, işte çeşitli bitkiler engel teşkil edebilir. İnsanlar daha sade alanları tercih etmişler yerleşim yeri olarak. Hemen D seçeneğine bakalım. Su kaynakları diyor D seçeneğinde de. Evet, işte bu bizim aradığımız seçenek. Su, çünkü insanların hayatını sürdürebilmeleri için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. İnsanlar suyun yakınlarına yerleşmek isterler ki su ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilsinler. Geçtik şimdi de 15. soruya. Aşağıdakilerden hangisi diyor, ülkemizin bu özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur? Türkiye'de doğal ve beşeri şartların bölgeden bölgeye farklı özellikler sunması, yerleşmeye uygun olan veya olmayan alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hangisi ülkemizin bu özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur? A. Nüfus dağılışının düzensiz olması. Bu olabilir mi? Olabilir sanki. Diğer şıkları bir inceleyinceye kadar bu dursun.
B'ye bakalım. Yeraltı kaynaklarının belli bir alanda toplanması. Bu hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü yeraltı kaynaklarının nerede toplanacağıyla nüfusun dağılışının hiçbir ilgisi yok, olamaz da zaten. C'ye baktığımızda karasal iklimin yaygın olarak görülmesi. Bu da nüfus dağılışıyla ilgisi olmayan bir durum. D seçeneğinde doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi. Bu da yine insan yerleşimiyle ilgili değil. A'ya baktık. Nüfus dağılışının düzensiz olması. Yani mesela Erzurum, Kars yöresinde nüfus yoğunluğunun az olması durumuna karşın Marmara bölgesinde insan nüfusunun fazla olması gibi sonuçlara sebep olur. İşte cevabımız da Adana, nüfus dağılışının düzensiz olması. Hadi 16. soruya bakalım. Güzel bir grafik sorusu var burada. Bu grafiğin başlığı diyor hangisi olabilir? Olabilir kısmı burada çıkmamış. Hangisi olabilir yazıyor çocuklar orada. Şöyle beraber bir grafiği inceleyecek olursak. Çeşitli renkler görüyoruz. Burada bu renkler içinde mesela mavi dilimde %19.1 oranında sanayi diyor. 19.4 oranında tarım diyor. %61.5 oranında da hizmet demiş. Şimdi bakalım seçeneklere, bu grafiğin başlığını arıyoruz. Türkiye nüfusunun yaş ortalaması olabilir mi? Olamaz. Yaş grafiği bu şekilde gösterilmez. %19.4 tarımla yaşın ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Burada bir bağlantı kuramayız. Bunu eledik. B'ye bakalım. Eğitim durumu. Bu da değil. Eğitimle de alakalı değil. Burada ilkokul, ortaokul, lise falan yazıyor olsaydı evet eğitim diyebilirdik ama buna şu an diyemiyoruz. C'ye bakalım. Türkiye'nin 40 kent nüfus oranları yazıyor. Bu da yani belli değil. Kırda mı yaşıyorlar, kentte mi yaşıyorlar? Öyle bir ipucu da yok burada. D seçeneğine de baktığımız zaman Türkiye nüfusunun ekonomik faaliyetlere göre dağılışı. İşte bu bizim aradığımız seçenek. Çünkü Türkiye nüfusunun %61.5'i hizmet sektöründe çalışıyor ifadesini bu şekilde kurguladığımızda doğru bir söyleniş tarzı olur sevgili arkadaşlar. Geçtik 17. soruya. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir? A. Okul ihtiyacının artması. Evet, nüfus artışı hızlıysa eğer okul ihtiyacı da artar. Yoksa sınıflar çok kalabalık olur, eğitimde de sıkıntılar yaşanır, verimsiz olur. O zaman A seçeneğini doğru diyebiliriz. Hemen B'ye bakalım. Plansız yapılaşma. Plansız yapılaşma, geçen ders bahsettiğimiz bir gecekondu problemi vardı, hatırlayacaksınız. Özellikle büyük kentlere, kırsaldan, köyden kente göç eden insanlar burada izin almadan işte yerleşim yeri olmaması gereken yerlere çoğu zaman gecekondular yaparlar ve bu beraberinde çok, pek çok sorunu da getirir. Plansız yapılaşma maalesef nüfus artışının hızlı olduğu yerlerin önemli sorunlarından biridir. Çevre kirliliği hakeza, ne kadar insan ne kadar fazlaysa çevre kirliliği de o kadar artıyor maalesef. Tüketim arttığı için çevre kirliliği de artıyor. D'ye baktık. Konut ihtiyacının azalması. Bu mantıksız bir soru burada ama şöyle bir hata olabilir. Dikkatsiz okursa arkadaşımız bunu yanlış yapabilir. Burada konut ihtiyacının azalması bir zaten bir sorun değil. Keşke konut ihtiyacı azalmış olsa, herkese yetecek kadar ev olsa. Bu sorun olarak karşımıza çıkmaz. Denizli seçeneği burada aradığımız cevaptır sevgili arkadaşlar. Geldik 18'e. Bu metne göre Mehmet ve ailesinin göç etmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bakalım Mehmet ne yapıyormuş? Mehmet, Antalya'daki köyümüzde orman ürünlerini değerlendirerek geçimimizi sağlıyorduk diyor. Ormanlarımızın büyük bir yangınla yok olmasıyla göç etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte başka bir şehrin yolunu tuttuk. Evet. Burada Mehmet ve ailesinin göç etmelerinin sebebi hangisidir? A.
sağlık sorunlarının ortaya çıkması. Hayır, öyle bir şeyden burada bahsedilmiyor. Hastalandık ya da işte yangında sakatlandım. Yangında işte vücudumun belirli bir bölümü yara aldı, o yüzden tedavi için falan demiyor. O yüzden bunu hemen eledik. Afet kaynaklı işsizlik. Bunun yanına bir nokta koyalım. C'ye baktık. Daha iyi bir eğitim alma amacı. Belki vardır böyle bir amacı ama bu metinden biz bu bilgiyi çıkaramayız. Bu sonucu çıkaramayız. O yüzden bunu da eledim. D'ye baktım. Başka bir ülkede yaşama isteği. Bu da değil sevgili arkadaşlar. Burada cevabımız afet kaynaklı işsizlik. Yani yangın bir afettir. Yangınla ormanlık alan zarar gördüğü için orman ürünlerinden geçimini sağlayan aile geçim kaynaklarından olmuş ve başka bir şehre göç etmek zorunda kalmışlar. Geldik 19. soruya. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Ülkemizde nüfus sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmıştır. Mesela işte Marmara bölgesi, İstanbul'u örnek verebiliriz. Sanayi kuruluşları çok fazla ve çok fazla olduğu için de bu bölgede nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki nedeni ne bunun? A. Sanayi tesislerinin yoğun enerji tüketmesi. Evet, sanayi tesisleri yoğun enerji tüketir ama bu enerji tüketimi insanların buraya göç etmelerine sebep olur mu? Olmaz. B'ye baktık. Sanayi tesislerinin genelde kıyı şehirlerinde yer alması, bu da buraya göç için gerekli bir sebep değildir. Fabrikaların fazla sayıda insana iş imkanı sağlaması, işte bu bizim aradığımız cevap. İnsanlar sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlere göç ederler çünkü buralarda kendilerine iş olanağı bulurlar. İş sağlamak için bu bölgelere göç ederler. Fabrikaların ulaşıma uygun alanlarda kurulması, bu da aradığımız cevap değil. Burada cevabımız fabrikalardaki iş imkanı olacak. Yani C seçeneği olacak. Evet, son sorumuz. 20. soruya geldik. Bu örnek aşağıdaki göç türlerinden hangisiyle ilgilidir? Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden yılın belli zamanlarında Adana'ya pamuk hasadında çalışmak için gitmektedirler. Yaşadıkları şehirden bazı yılın belli dönemlerinde Adana'ya pamuk hasadına gidiyorlar. Bu örnek aşağıdaki göç türlerinden hangisiyle ilgilidir? Hadi buna sondan başlayalım. Sürekli göç. Eğer her şeyinizi, bütün eşyalarınızı toplayıp evinizle, ailenizle beraber başka bir şehre taşındıysanız, artık orada yaşayacaksanız, buna sürekli göç denir. Bu durum buna örnek değil. B. Beyin göçü. Beyin göçü nedir? Beyinler gidiyor. Değil, öyle değil tabii. Beyin göçü, nitelikli elemanların, eğitimli, meslek sahibi insanların kendi ülkelerinden gerekli imkanları bulamamaları sebebiyle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir. Bu durum beyin göçüne de örnek değildir. C. Mülteci göçü. Çok iyi bildiğimiz bir kavram. İşte Suriye'den, savaştan kaçan ailelerin, insanların Türkiye'ye sığınmaları, bizim şehrimizde de çok var. Bütün ülkemizde var. Bu durum, yani savaştan kaçarak başka bir ülkeye yerleşmeye mülteci göçü denir. Bu durum buna da örnek değildir. O yüzden bunu da eliyorum. Ve bizim elimizde kalan mevsimlik göç, evet arkadaşlar, bu durum. Yani hasat mevsiminde işçi olarak çalışmak amacıyla bir şehirden başka bir şehre gidilmesi durumu mevsimlik göçe örnektir. Hemen işaretleyelim ve sorularımızı da bu şekilde bitirmiş olalım. Değerli arkadaşlar, bu şekilde sorularımızın sonuna geldik. Hem birinci dönemin genel bir tekrarını yapmış olduk bu sorular sayesinde, hem de devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavında neler çıkıyor, hangi tarzda sorular çıkıyor, bunu da görmüş olduk. Bir dahaki derste görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.